Roma San Ignatius Kilisesi'nin ortasında, yerdeki sarı taşın küçük dairesi üzerinde duruyoruz. Ve şu anda muazzam bir tavana bakıyoruz. Gerçekten muazzam. Baktığımız anda mimariyi görebiliyoruz. Sıvalar, sütunlar, ortadaki duvarlardan tavana doğru devam eden işlenmiş mermerler. Gerçekle ayırt etmek çok zor ama tablo olduğunu biliyoruz. Gerçek taş mimarisi ve boyanmış yüzey arasındaki geçiş sanki sonsuz bir şekilde gizemli cennet diyarlarına doğru uzanıyor. Birinin bitip diğerinin başladığı geçiş noktalarını her zaman fark etmek çok zor, hatta imkansız. Her ne kadar Pozzo, The Angels, Melekler tablosundaki gibi figürlerini bildiğimiz sık kullanılan tarzda sunsa da uçmalarına rağmen burada bir fiziksellik ve gerçeklik var. Örnek olarak Kırmızı meleğe bakalım. Kanadı bize doğru yönelmiş. Fakat bizzat İsa tarafından cennette karşılanmış San Ignatius'a doğru baktığımızda bu illüzyona kapılmamak neredeyse imkansız. Evet, bu kısımdaki asıl nokta bizim fani dünyamızla mucizevi cennet diyarlarının silinen ayrılığı. Bu ayrım direkt olarak maneviyat duygularını kabartıyor sanki bizden önceki cennet mucizelerinin var olduğu ve manevi gözümüzün açık olduğu zamanları simgeliyor gibi. Bu karşı devrim. Cizvitler Katolik Kilisesi'nin iktidarını geri kazanma girişiminin tam ortasındalar. Katolik inancının savunucuları ve karşıtları ile birlikteler. Buradaki olay inancı protestanlara ve dünyada Hristiyan olmayan bölgelere karşı korumak ve onları kilisenin kıvrımlarına dahil ederek kiliseyi güçlendirmek. Aslında Pozzo dünyanın dört kıtasını net bir şekilde yansıtmış. Asya, Amerika, Avrupa ve Afrika. Söz konusu olan katolikliğin yayılması düşüncesi tablonun bu merkez kısmında evrensel bir gerçek niteliği taşıyor. Bu gerçekten Loyola'nın Cizvit emirlerini bulurkenki niyetiydi. Bu eser Katolikliğin mucizeleri olan inancının canlandırılmasının ne kadar önemli olduğu konusunda bir hatırlatıcı. Altında durduğumuzda vücudumun neredeyse tavana doğru yükseldiğini hissediyorum. Çünkü baktığımız gibi cennete doğru hareket eden figürler görüyoruz. Bence bu tür eserlerde sıkça olan bir olay. Caravaggio'ya veya Bernini'ye baktığımızda da hissedebiliriz. Fakat burada Pozzo tam anlamıyla Bizim dünyamız ve cennet arasındaki duvarları kırmış gibi. Aslında tanımladığımız şey, vermek istediği mesajın niyetini taşıyan bir yazı ile direkt olarak Potso tarafından yansıtılmış. Cennetten gönderilen ışıkların üzerinde İsa'nın ismi yazılı olan zırh tarafından yakalanışını ne şekilde yansıttığı hakkında yazmış. Melekler tarafından dağıtılan altın bir kazanın ilahi aşk ışıklarını yakan bir zırh Kubbenin karşı tarafında ise inancın ışığına direnenleri, ilahi öfkelerini singeleyen yıldırım ve mızraklarla tehdit eden koruyucu melekleri görüyoruz. Bence bu bize karşı devrimin iki tarafını gösteriyor. Biri inananların inancını yeniden doğrulamak, diğeri ise kiliseye karşı çıkanlara yapılan saldırı. Tıpkı eserin hikayesinin cizvitlerin niyetini belli etmesi gibi. Eserin işlenişi Barok stilinin kaygıları hakkında harika bir tasvire sahip. Şu teatralliğe, enerji, hareket, dinamik duygularına bakın. Koruyucu meleklerden bahsetmiştik. Mızrağın köşe kısma bakın. Bu eserde durgun hiçbir şey yok. Rüzgarı ve atmosferi olan gerçek bir gökyüzüne bakıyor gibiyiz. Bulutlar bile bizden önce hareket ediyor sanki. Yüksek Rönesans'ı aktifleştiren ve yeni bir amaca yönlendiren barok sanatı alıntılarının doğallığı burada katolik inancını doğruluyor. Bakış açısı keşifleri ve Mazaccio'nun Holy Trinity isimli eseri örneğindeki gibi perspektif yaratan ilüzyonlarla başladı ve bitiş noktasındaki doğallığa ulaştı. Burada kilisenin bir noktasında duruyoruz ve tüm bu ilüzyon bizim için bir araya geliyor. Ruhani ve fiziki dünyanın bileşimi sanatın ve mimarinin en önemli noktası, gerçekliğin ve ruhani, düşsel dünyanın çizgilerini bulanıklaştırmak ve birinden diğerine rahatça geçebileceğimizi bize göstermek için ruhsal dünyayı bizim dünyamıza sokmak. Burada esas olan şey dönüşüm. Ruhun dönüşümü materyalin dönüşümü ile yansıtılıyor. Kilise boyunca tavana bakarak yürüdüğümüzde kendimi yürüdüğüm alan hakkında sorgularken buluyorum. Acaba bu da bir ilüzyon olabilir mi diye merak ediyorum.